Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Sema yapmak caiz midir? Sema kelime olarak işitmek ve dinlemek manalarına gelmektedir. Güzel sesle ve musiki refakatinde coşmak manasında da kullanılır. Tasavvufta sema bir vasıtadır. Gaye ve hedef değildir. Semadan gaye ise ondan meşru olarak faydalanmak ve bu vesileyle insanlara Hakkın kelamını dinletmektir. İslam mutasavvıfları ve i̇mam Gazali gibi büyük zatlar Sema, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam mübarek sözlerinden şevke gelip dönen sahabelere kadar dayandırmaktadırlar. Şöyle ki, Hazreti Hamza radıyallahu anh şehit olunca küçük kızı yetim olarak kalmıştı. Sahabilerden Hazreti Ali, Hazreti Cafer ve Zeyd bin Sabit'ten her üçü de bu yetimi himayeleri altına alıp bakmayı arzu ediyorlardı. Hepsini de dinleyen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye Ya Ali sen bendensin ben de sendenim buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ali sevincinden dönmeye başladı. Hadi Cafer'e de senin suretin ve siretin yani ahlakın bana benziyor buyurdu. Bu güzel sözü duyan Hazreti Cafer şevkinden o da dönmeye başladı. Hz. Zeyd için de sen bizim kardeşimiz ve azat edilmiş kölemizsin buyurdu. Hz. Zeyd de bu ifadenin heyecanından dönmeye başladı. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam teyze anne mesabesindedir buyurarak kızı Hz. Cafer'e verdi. Çünkü Hz. Cafer'in hanımı yetim kızın teyzesiydi. Diğer mutasavvıflar gibi i̇mam Gazali de bu hadisin metninde geçen hacel kelimesini sema ve raks manasını alarak bu hususta şöyle demektedir. Raks bir sevinme ve sevinçten doğar. Raksın hükmü ise onu tahrik eden sebebe göre hüküm alır. Eğer raks eden adamı şevke getiren meşru ve ulvi bir duygu ise onun o raksı o sevgiyi artırdığı için güzeldir. Şayet mübah ise raksı da mübahtır. Eğer meşru olmayan harama vasıt olan bir şeye sevilmişse o zaman raksı da meşru değildir, haram olur. Burada raksıdan murat semadır. Başta Zunnun el-Mısri, Cüneyd Bağdadi ve Şibli olmak üzere meşhur evliya ve İslam mutasavvıfları Allah'ı ve ahireti hatırlatan bir söz duydukları zaman vecde gelip raks etmişlerdir. Sema yapmışlar ve semayı öven sözler sarf etmişler sema zamana, mekana ve ihvana göre değişir diyen Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sema edenleri üç gruba ayırır. Avam, zahit ve arifler. Sema arif ve zahitler için iyi görürken avam için asla hoş görmez. Zünun el-Mısri ise sema ilahi neşveden nasibi olmayan avam için caiz olmadığını söylemekte. Riyazet ve mücahedenin meydana gelmesi için zahitlerin yaptıkları sema ise mubah görmektedir. Her iki mutasavvıfın da avam için semayı görmemelerine sebebi onların sema gerçek maksadı olan ilahi vecd ve şevk karşısında yapmamış olmalarından kaynaklanıyor. İmam-ı Şafi Hazretleri ise semanın sadece avam için mekruh olduğunu beyan eder. Sema'ın fıkhi cevazı üzerinde alin arasında değişik görüşler varsa da ilahi aşk ve, ve cezbeden dolayı sema'ı yapanların mubah olduğu hususunda yaygın bir kanaat söz konusudur. Arzumuz Mevleviliğin sadece isim ve resimden ibaret kalmaması, Asırlar önce kurulan bu tarikatın aslına ve ruhuna uygun bir şekilde devam ettirilmesidir.